Hatay'ın İskenderun ilçesinde programımız Sız Kesme'den devam ediyor. Sosyal medya üzerinden dekorasyonla alakalı birçok sorunuzu almış olduk ve bizler de inşaat teknikerimiz olan aynı zamanda dekorasyon uzmanımız Hatice Aracı'ya konuk olmak istedik. Kendileri de bizlere kapılarını açtı. Hatice Hanım, nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Hatice Hanım, öncelikle izleyicilerimin en merak ettiği sorulardan bir tanesini sizlere sormak istiyorum. Çelik kapıyı neden tercih etmeliyiz? Bize güvenlik açısından bir faydası var mıdır ve tercih edilirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii ki de şöyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki hırsızlık olayları bayağı bir oluyor. Hani güven olayında sıkıntılar oluyor. Çelik kapı en azından koruyor evi. Koruduğu için de çelik kapı tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bir çelik kapıyı zaten montaj ederken iki yandan da harç doldurduğumuz için içerisine çelik kapıyı açma durumunda hırsızlar etkisiz kalıyor. Açamıyorlar içeriği. O yüzden de biraz daha güven açısından daha önemli. Onun için çelik kapı tercih etmeleri önemli oluyor. Tabii bunu söyledik diye çelik kapı sizin bütün güvenliğinizi sağlar demek de doğru değil. Çelik kapı sadece bir önlem olarak düşünün ama bütün güvenliğinizi sağlamıyor. Peki çelik kapımızı alırken nelere dikkat edelim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çelik kapı tercih edilirken içerisinin taşın olması, saç miliminin 2 milim olmasına dikkat etsinler. Bir de zaten çelik kapı montajı yapılırken iki taraftan da harç dolumu olduğu için hırsızlar kapıyı açarken orada bir sıkışma yaşıyorlar. O sırada da güvenlik açısından daha önemli oluyor tabii ki de. Hani hadi kapıyı kartla açalım böyle bir durum söz konusu değil. Zaten anahtar kilit olarak bütün özellikleri biz müşterilerimize sunuyoruz. Kendisinin isteğine göre daha çok anahtar, 16'lık anahtarlarımız var mesela. Şifreli anahtarlarımız var. Bunlar daha güvenli oluyor. Şifreli anahtar dediğimiz şey nedir? Ben ilk defa duyuyorum. Belki izleyicilerim biliyordur ama ben ilk defa duydum. Şunu söyleyeyim. Mesela aracınızı nasıl kilitli açıyorsunuz? Öyle bir şifre olabiliyor. Ya da elinizi avuç içinizi okutabiliyorsunuz. Tabii bu ekonomik açıdan biraz daha külfiyetli oluyor karşı tarafa ama elimizi okuttuğumuzda en azından güven açısından daha önemli. Hırsızlar girebilme konusunda daha önemli oluyor yani. Hırsızlar giremiyor. Tabii bununla beraber evdeki bireylerin hepsinin eli tanımlanabiliyor sanırım bu kapıya. Evet, teker teker herkesi okuyabiliyor. Peki çelik kapı tercihi kadar çelik kapı satın alacağımız firmada önemli midir sizce? Tabii ki de önemli. Şimdi sonuçta çelik kapı deyip geçmeyelim. Çelik kapı montajı yapıldığı zaman ya da üretime girdiği zaman onun saç milimi, taş yün olması, strafor kullanılıyor genelde. Ama ben müşterilerime taş yün olmasını öneriyorum. İçerisine 2 milimlik saclar koyduruyorum. Tek tek profiller koyduruyorum etrafına. Hani bu hem güvenlik açısından hem ömrünün uzun olma açısından daha önemli. Aynı zamanda son dönemlerde özellikle daha sık duyduğumuz bir şey var ki o da asma tavan. Asma tavanın kullanım oranı nedir? Sizlere bu yönde çok fazla talep oluyor mu? Asma tavanın faydaları nedir? Sadece dekorasyon amaçlı mı kullanılıyor? Ya evet, daha ferah bir görüntü oluyor. Daha güzel bir görüntü oluyor. Hem insanlar evin içine girdiğinde o aydınlık görünme olayı her zaman bilirsiniz yani biz evimizin içerisine girdiğimiz zaman illaki bir huzur istiyoruz. Asma tavan da o güzelliği gösteriyor yani kendisini. Hem aydınlık oluyor evin içerisinde. Yani avizeler yerine, büyük avizelerin yerine zaten asma tavanları aldı artık daha çok. Bunlar evimizin daha geniş ve daha ferah görünmesini sağlıyor, doğru mudur? Doğru, aynen. Daha geniş ve daha ferah oluyor. Ama şöyle bir şey, ben çok karmaşıklığı da sevmiyorum. Sadelikten yanayım genelde. Asma tavanda da müşterilerime bunu söylüyorum zaten. Sade olsun diyorum. Sadelikten yanayız. Yani sade, çok fazla abartıya kaçmadan, çünkü zaten asma tavanı tercih etme sebeplerimizden bir tanesi daha ferah görünmesi, ortamın daha sakin görünmesi için. O yüzden asma tavanlarda çok fazla abartıya kaçmıyoruz. Kesinlikle, yani abartı olmayacak şekilde. Çok teşekkür ediyorum sizlere Hatice Hanım. Değerli izleyicilerimiz, Hatice Hanım'la beraber merak ettiklerinize cevaplar vermeye çalıştık. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?